Adnan Hoca'dan son bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan için geldi. Tayyip Hocam'ı çok ezdiler ve ezmeye kararlılar yani benim gördüğüm. Yanında duran adam sayısı da az. Ama o da maşallah delikanlı çıktı, direniyor. Ama tek başına PKK ile onun baş etmesi çok zor. Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve Kediciklerinin bu haftaki konusu PKK lideri Abdullah Öcalan ve Tayyip Erdoğan'dı. Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın 2015 Nisan ayına kadar tahliye olacağını... Beklesin şimdi, tövbe sevabı bir şey. Ya, ya kardeşim öyle bir şey yok. Ne 15'te ne 25'te hiçbir şekilde olmaz. Abdullah Öcalan'ın serbest kalması konusunda otorite gibi açıklamalar yapan Adnan Hoca açtı ağzını yumdu gözünü. Ya kardeşim normalde asılıyor. İran asıyor. Vince takı basıyor. Biz asmadık, hapsettik. Yatıp kalkıp sevinsinler, şükretsinler. Normal cezası idam. Bu kadarla da kalmadı ve ekledi. İran canı istediğinde bunları toplayıp kadın kıyafetini oynatıyor ya PKK'lıları. Köpek gibi korkuyorlar İran'dan. Adnan Hoca ve müritleri sohbete devam ettiler. Ard arda bomba sözler gelmeye başladı. Önce MHP'yi övdü Adnan Oktar. Ardından Erdoğan için başladı sözlerine. MHP soğukkanlı sakin izliyor olayı. Tayyip Hocam'ı çok ezdiler ve ezmeye kararlılar yani benim gördüğüm. Yanında duran adam sayısı da az. Ama o da maşallah delikanlı çıktı, direniyor. Ama tek başına PKK ile onun baş etmesi çok zor. Sonra MHP'den destek istedi. Kimin için? Elbette Tayyip Erdoğan için. MHP sık sık şey yapsın, demeç versin. Bölünmeye karşı olduğu, Abdullah Hoca'nın bırakılmasının mümkün olmadığı, yani imkansız olduğuna dair net açıklamanı yapsın ki Tayyip Hoca'nın da eli güçlensin.